Plastik cerrahi zaten sanatla iç içe olan bir branş. Biz yüzün, vücudun sınırlarını değiştirerek zaten sanatsal bir tasarım yapıyoruz sürekli insanlar üzerinde. Fakat insan bir bütün. Dolayısıyla da bulunduğu yetki ve etki alanında kabiliyetlerini ve yeteneklerini her yere yansıtmalı diye düşünüyoruz. Bu bakımdan da arkamızda gördüğünüz ağaçlar bizim kampüsümüzde olan Batı Ladin cinsi yıllanmış ağaçlar aslında. Çok da güzel, heybetli ağaçlar. Fakat iklim olarak buraya uygun ağaçlar değil. Ve kökleri maalesef ki bir hastalık kapıyor ve onun neticesinde ağaç baştan aşağı kuruyor ve ölüyor. Biz önce Ziraat Fakültesinden hocalarımızı davet ettik ki acaba ağaçları kurtarabilir miyiz diye. Fakat hocalarımız artık kurtulma şansının olmadığını, ağacın tamamen öldüğünü bize ilettiler. Bunun üzerine Park Bahçeler Müdürlüğümüz ağacı kesmeyi bize teklif etti. Fakat biz dedik ki her ağaç bir sanatsal fonksiyon için kullanılabilir. Aynı Michelangelo'nun ben kayanın içinde bir heykeli görüyorum, fazlalıklarını atıyorum dediği gibi biz de bu ağacın içinde bir figür gördük, bir silüet gördük. Bunun üzerine Güzel Sanatlar Fakültesinden hocalarımızı buraya davet ettik. Onlar da davetimize icabet ettiler, geldiler. Onlara fikrimizi açıkladık. Çok olumlu karşıladılar. Hocam biz bunu bir proje haline getirelim dediler. Bunun üzerine onlar projelerini hazırladı. Kuruyan 4 ağacımız için her bir hocamız ince işçilikle ortaya çok güzel bir sanatsal eser çıkarttı. Çok mutlular. Çünkü öğrencilerimiz gerçekten de seçilmiş öğrenciler. Türkiye'nin en iyilerini biz alıyoruz diyebilirim. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Algıları çok açık, dünyayı çok tanıyorlar. Sanatla, sporla çok yakından ilgililer. Kampüsteki her güzelliği de yakından takip ediyorlar ve destek oluyorlar. Burada yaklaşık 2 hafta sürdü o atölye çalışması. O 2 hafta boyunca öğrenciler çok yakından takip ettiler. Ve bittikten sonra da inanılmaz güzel eleştiriler aldık. Zaten bu işler sinerji olursa güzel oluyor. Birlikte olursanız güzel oluyor. Bu bakımdan ben öğrencilerime de destekleri için teşekkür ediyorum. Bu dünyadaki tıp ambleminin simgesi. Ortada bir asa var. Mitolojik bir figür. Bu şifayı temsil ediyor. Yanındaki yılanlar da, dolanan yılanlar da bilgeliği temsil ediyor. Dolayısıyla şifa ancak bilgelikle olursa mümkündür mesajını veriyor. Biz de bu amblemin tıp fakültesinin girişinde olmasının en uygun olacağına kanaat getirdik ve girişe bu amblemi yerleştirdik.